Sürekli dizi. Yukarı. Eğer mahsuru yoksa gerçekten korkunç mu diye dilek gerçekleştiren Lucky'den ben de bir şey isteyeceğim. Tamam. Emin misin? Başkası da yapabilir. Ben bekleyebilirim yani. Hayır, sen iste. Tamam. İleri gidersem söyleyin ama. Jill'e konuşma yapmak için Prag'da. Onu çok özledim. Bu yüzden dileğim onu ziyaret etmek. Acaba bu mümkün mü? Sevgilinin yanına mı gitmek istiyorsun? O zaman... sevgiliyle kafiyeli bir şey aklıma gelmedi. Bu yüzden her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Prag evleri. Burası güzel bir yere benziyor. 36. kat mı? Epey yüksekmiş. Asansörü kullansam çok daha iyi olur. Jillian'ı görmek için sabırsızlanıyorum. Bu da ne? Neler oluyor? Umarım asansörde kalmamışımdır. Pekala, sakin ol. Etrafına bak. Öyle bir an gelir ki düşersin zora. Etrafına bak ve kurtuluşunu ara. Buldum. Haberleşme tuşu. Yardım çağırabilirim. Evet. Sorun nedir? Tamirciyle mi görüşüyorum? Asansörde kaldım. Az önce konuşmuştuk. Hani elinde çiçek vardı. Hatırladım. Tamam, şimdi tamir ederiz. Beklerken biraz müziğe ne dersin? Harika olur. Çok teşekkür ederim. Daha az ürkütücü bir şey var mı acaba? Tabii. Biliyor musun? Aslında fikrimi değiştirdim. Müziği kapatabilir misin lütfen? Merhaba. Olamaz. Burada kalmak istemiyorum. Bu şekilde olmaz. Daha öğrenci harcımı bile yatırmadım. Bu borcu aileme bırakamam ben. Affedersin dostum. Müzik yüzünden söylediklerini duyamadım. Asansör çalışmaya başladı gibi görünüyor. Olamaz. Jillian'ın çiçekleri olamaz. Olanlar için üzgünüm. Yanlış düğmeye basmışım. Sana iyi eğlenceler. Teşekkür ederim bayım. Çok meşlik. Jillian. Sana çiçek sapı getirdim. Eskiden çiçektiler. Sağ ol. Kiminle konuşuyordun? Asansör tamircisiyle. Çok iyi biri. Elektronik posta adresini almalıyım. Çak beşlik. Asansör bozuldu ve tamirci bundan 40 yıl önce öldü. Ne? Evet, merdivenleri kullanıyorum. 36 kat insanı çok yoruyor. Evet. Tamirci de seninle aynı şeyi söylemiş. Dur biraz. Kendine gel dostum. Olamaz, çok gerçekti. Çok gerçekti. Pekala, sanırım bu gece dilek gerçekleştiren Rocky'ye yeterince doyduk. Hayır dostum, daha benim sıram var. Ömrüm boyunca bunu yapmak istedim. Sevgili Rocky, popüler bir çocuk olmak istiyorum. Bence bu hepimizin görmesi gereken bir dilek. Dileğin Bay Popüler olmak mı? Bakalım Bay Popüler olmak hoşuna gidecek mi? Popülerle popüleri kafiye yapamazsın. Bu RGB2 muhteşem. Abi, bu geceki en iyi kostüm seninki. Sağ ol. Zirvede olmak güzel şey. İyi görünüyorsun Kim. Teşekkür ederim Mario. Çok güzeldi. Sağ ol Rocky. Sonuna kadar bekleyebilir misin? Hayır, gerek yok. Şuna bakın. Bu çocuğun kostümü gaz ilacı kutusu gibi. Yok artık. Nerede? Yapma dostum. Arkasını boyamadın mı? Aynada olmuş gibiydi. Eşofmanlı soyguncumuzun çok fazla şeker yemekten karnı ağrımış olmalı. Sana dedim. Eşofmanlı soyguncu sensin. Ama ben Süper Mordekay'ım. Annesinin onu kat kat giydirmesi onun suçu değil. Bu gece hava çok soğuk olacak bir kere. Rüzgarlı mı demek istedin? Tanrım, Cadılar Bayramı'nda bile havalı değiliz. Havalı mı olmak istiyorsunuz? O zaman gidip şuradaki evden bir tane şeker alın. Ben bunu yapmak istemiyorum Rigby. Halimden memnunum ve havalı beni olmak... Beni utandırma. Tamam, dediğini yapacağız. Yürü hadi Mordekay, bakıyorlar.
Yapamayacağım ya. Üstümüze bir şeyler fırlayabilir. Hadi ama ne fırlayabilir ki? Orada korkuluk bile yok. Sadece bir kase şeker var. Tamam. Önce sen git. Tamam. Önce ben giderim. Kandırdım. Ay, bunu bir daha yapma. Tamam, başardık. Gördünüz mü? Bu çocuklar sandığımdan daha cesurlar. Aynen öyle canım. O kadar cesuruz ki bütün kaseyi alıyoruz. Bir bal kabağı daha getirmeliydik. Benim düş dediğim tam olarak bu değildi. Sanırım hepimiz dilek gerçekleştiren Rocky'nin ürkütücü olduğu konusunda hemfikiriz. Bir dakika, bu ne ya? Rocky nerede? Hey, o benim cüzdanım. Ve bizim televizyonumuz. Hadi acele et dostum. Dur! Sakın yapma! Önce inşallarımızı bırak! Maalesef onları bir daha ancak bit pazarı tezgahlarında görebilirsiniz. Görüşürüz ezikler! Olamaz! Gazla hadi Rombus! Birilerinin zengin olma hayali vardı ama ne yazık ki yarım kaldı. Dostum, bu tam Rakin'in söyleyeceği bir sözdü. Niye gülüyorsun? Çünkü artık güvenlik depozitini asla geri alamayacaksın. Hayır! Harika bir Cadılar Bayramı partisi verme dileğin yerine geldi mi? Hayır. Eğer depozitimi geri alamayacaksan bu şeyi asla kiralamam. Gidip güvenilir bir mağazadan alışveriş yapmayı tercih ederim. Teşekkür ederim. Hadi ama Rocky, müşterileri korkutmaya devam edersen seni asla kiralayamayız. Eğer malzemeler istediğin gibi gelmiyorsa o zaman belki de patronun seni kovsa... Geveze robot. Ha 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 ha.